Sedat Peker biliyorsunuz yaptığı paylaşımlarla Türkiye'de gündemi alt üst etti. Çok önemli iddia ve ifşalarda bulundu. Biz birçok programda bu iddiaların perde arkasına bakmaya çalıştık. Doğruluğu noktasında yetkilileri harekete geçmeye çağırdık. Ancak iktidar bu konuda kulaklarını tıkamış durumda. Soruşturma olması gereken, soruşturmalara konu olması gereken çok büyük skandal iddialarla ilgili bir tek adım atılmıyor. Sanki hiç bu konuşmalar yapılmamış gibi davranılıyor. Tersine iktidar tarafından da Sedat Peker etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor. Şimdi o günleri yaşıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalan ve bu paylaşımlarına ailesiyle birlikte orada devam eden Sedat Peker'den haber alınamıyor. Önce bunu soralım. Yani Sayın Ersan Barkın da Sedat Peker'in avukatıydı. Sayın Barkın ulaşılamıyor mu hala ve neden? Sizde son bilgiler var. Sizden alalım. Buyurun. Yani gerekçesini bilmiyorum ama ulaşılıp ulaşılamadığı sualinize yanıt verebilirim. Kendisine ulaşılamadığı haberinin kamuoyu gündemine gelmesinden bir gün önce devam eden bir davası ile ilgili kendisiyle iletişim kurmuşydım. O günden bugüne kadar bir iletişim kurmadım. Sadece bir WhatsApp mesajı yakınındaki bir kimse tarafından bir WhatsApp mesajıyla yine bir dosyaya dair bir iddianame talep edildi benden. Dolayısıyla herhalde 5. 6. günü buldu benim de kendisiyle iletişim kurmamamın üzerinden geçen. Yani siz Türkiye'de devam eden davalarıyla ilgili avukatlık yapıyorsunuz. Müvekkilinize ulaşmak istiyorsunuz ama ulaşamıyorsunuz, değil mi? Evet, tabii. Yani zaten Türkiye dışında kendisiyle ilgili yürüyen bir soruşturma dava yok. Türkiye'de yürüyen davalar var. Ve o davalarda iki tanesinde kendisiyle ilgili kırmızı bülten talebi var. O kırmızı bülten talepleri uluslararası Interpol'e zannederiz ki ulaşmış idir. Ancak hakkında uluslararası yakalama kararı yok Sayın Peker'in şu aşamada. Dolayısıyla bu davalarda da kendisine ben vekillik ediyorum. Peki bu tecrit uygulanmadan önce yani Sedat Peker'in ve çevresindekilerin dünya ile iletişimi koparılmadan önce siz konuştuğunuzda böyle bir şey bekliyor muydu kendisi? Yani bu özelde bir görüşme yaptığımı hatırlamıyorum. Ama kendisine yönelik baskının artacağına dair iletişim kurma yollarının kapatılacağına dair bir kaygı içindeydi. Şimdi bu yaşanan 4-5 günlük kesinti bu kaygının haklılığını bir miktar gösteriyor sanki. Öyle olmamasını umuyorum. Evet, yakınlarına da ulaşamıyorsunuz, değil mi Sayın Barkın? Ben müvekkilimle sadece doğrudan iletişim kurmayı tercih ederim. Dolayısıyla yakınındaki herhangi birinin iletişim numaralarına sahip değilim. Sadece sanırım dün yine Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir telefon numarası kendisinin yakın olduğunu biliyorum ama orada yaşadığını bildiğim bir kimsenin devam eden iki davada iddianame talebine karşılık verdim. Dolayısıyla yakınındakilerin iletişim numaraları bende yok. Kendisi de zaten avukatlarıyla aracısız iletişim kuran bir kimse. Dolayısıyla diğerlerinin böyle bir Evet. tecrite maruz kalıp kalmadığı konusunda bilgim yok. Peki bu tecrit devam ederse müvekkilinize nasıl ulaşmayı düşünüyorsunuz? Yani şimdi tecrit devam ederse müvekkilime nasıl ulaşmayı düşünüyorum? Güzel bir soru çünkü biliyorsunuz Haziran ayında da pasaportum iptal edilmişti. Yani fiziksel olarak ulaşma olanağım da kendisine engellenmişti devletimiz tarafından. O sonra birkaç gün içinde sanırım Sayın Adalet Pasaportunuz Bakanlığı, evet. iptal edildi hala öyle değil mi? Hayır değil. Sayın Bakın yani fiziksel olarak Haziran da. ayında evet pasaportum iptal edilmişti. Benimle Buyurun. birlikte Sayın Peker'e vekillik eden, halihazırda vekillik etmemesine rağmen ama son birkaç yıldır vekillik eden, belli dosyalarda görev yapan yani bütün avukatların pasaportları iptal edilmişti.
O birkaç gün içinde sizin kanalınızda ve birkaç bu konuda çağrıya yanıt veren ekranlardan bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni öncelikle uluslararası hukuk nezdinde çok ciddi bir sıkıntıya uğratacağı, bir kimsenin dürüst ve adil yargılama hakkından mahrum edilmesinin hangi suç isnadıyla karşı karşıya kalırsa kalsın bir devlet açısından kötü bir karne yaratacağı, daha sonradan yapılacak yargılamanın hangi ilkelere dayanırsa dayansın, bu temeller üzerine inşa edilmesi halinde bu durumun uygun olmayacağını, uluslararası hukukun da kabul etmeyeceğini beyan etmiştik. Ona o çağrıya birkaç gün içinde tahmin ediyorum Sayın Adalet Bakanı'nın, o çünkü mevcut kabine içinde en sağduyulu görünen kimselerden bir tanesi. Onun girişimiyle öyle olduğunu zannediyorum. Barolar Birliği Başkanı'nın da, Ankara Barosu Başkanı'nın da o dönemde katkısı vardı. Ve pasaportların iadesi gerçekleşmişti. O günden beri internet yoluyla iletişim kurmakta. Çünkü şu an devam eden yargılamaları var. Malumunuz hem kendisiyle ilgili devam eden soruşturma tamamlandı ve İstanbul 16. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29-30 Aralık'ta hakkındaki davalar başlayacak. 2 gün üst üste yapılacak yargılamalar. Hem Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde evvelki hafta aslında gıyabında başlayan, kendisine iddianamenin bile tebliğ edilmediği, Sedat Peker'in E-Devlet'ten öğrendiği, ikinci celsesinde zor ve CMK avukatıyla bugüne kadar getirilen bir dava devam ediyor, onun da yargılanması. O da Ocak ayında devam edecek ve kulak vermiyor savcılar dediniz, haklısınız. İddiaları ile ilgili açılmış olan, yani onun iddialarına dayalı olarak açılmış olan ve iddialarına adı geçen kimselerle ilgili onların şüpheli olduğu herhangi bir soruşturma benim bildiğim kadarıyla yok. Ama bu iddialar içinde var olanlarından bir tanesiyle ilgili iftira suçlamasıyla İstanbul yine Anadolu Asya Ceza Mahkemesi'nde orada da iftiradan yargılanacak Sayın Peker. Evet. Bir ara sesiniz kesildi ama umarım izleyicilerimize gitmiştir. Son cümlenizi tekrar edelim yine de Tabii, Sayın tabii. Barkın. Ben alamadım, izleyicilerimiz aldım bilmiyorum. Buyurun. Sayın Peker'in iddialarının ve iddialarında adı geçen kimselerin şüpheli sıfatıyla haklarında yürütülen bir soruşturmadan haberdar değiliz. Ben değilim, sanırım Türk kamuoyu da değil, basın mensupları olarak sizler de değilsiniz. Ama o iddialarda adı geçen kimselerden eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın şikayeti sonucunda bu sefer Peker'in şüpheli olduğu bir soruşturma ve şu aşamada sanık olduğu bir yargılama. O da yine Ocak ayında başlayacak İstanbul Anadolu Asya Ceza Mahkemesi'nde. Sanırım 47. Asya Ceza Mahkemesi'nde. Evet. Onlarla ilgili bir iki detay size birazdan soracağım ama şunu da sorup Tabii. hemen Sayın Şardan'a dönmek istiyorum. Pasaportunuzla ilgili sorun giderildiğine göre ve bu tecrit devam ederse, dijital tecrit kendisine ulaşamazsanız seyahat etmeyi düşünüyor musunuz yanına gitmeyi? Yani bu haliyle tabii müvekkile erişmeden kendisinin mevcut dosyalarla ilgili isnat edilen suçlamalara dair hakkıyla beyanlarını muttali olmadan hangi hukuki zemine oturtabilirsiniz ki savunmalarınızı? Dolayısıyla bu durumun devamı bir başka yanıyla Türkiye'de çok gündemde olan bir kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut durumu açısından belki de son 8-10 yılın en önemli davalarından birinin sanıklarının başlıcasının savunma hakkını hakkıyla karşılayamaması anlamına gelir. Bu kabul edilebilir değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut yasaları anayasa başta olmak üzere bunu kabul etmez. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kabul etmek gerekir ki sadece mevzuat temel alınacaksa demokratik hak ve özgürlükler bakımından, adil ve dürüst yargılanma hakkı bakımından mevzuatı bunları karşılayan bir devlettir. Önemli olan fiili uygulama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından temel sorgulama alanı da zaten malumunuz. Bu yasaların, anayasanın bunu içselleştirememiş bir mekanizma eliyle, bir aygıt eliyle kullanılması. Dolayısıyla bu tecrit durumu devam ederse dürüst ve adil yargılama bakımından müvekkilimin de hakkıyla bu savunma durumunun karşılanamayacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğer Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bizim devletimiz iradesi dışında böyle bir durum söz konusuysa bunun giderilmesi yönünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çabalaması gerekir. Ortaya koyacağı yargılamanın
adil olduğu konusunda kuşkunun duyulmaması için.